özel sektöre geçiyoruz şimdi de. Çoğu yayınımızda bizleri kırmaz, hatta deyim yerindeyse bilmiyorum. Belki bu tabirimi hoş görmesini de rica edebilirim kendisinden. Bir yayın partnerimiz var aslında. Stoller Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Canan Yılmaz bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. İlk önce gününüz kutlu olsun. Temsil ettiğiniz hem firma hem de zümre olarak, mesleki grup olarak çok çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Tarımın geleceği ve ziraat mühendislerinin rolü ana konu başlığı altında sizlerle birlikte olacağız. Ama şunu da söyleyeyim ve bu konuşacağım süreyi size mutlaka vereceğim, merak etmeyin. Şöyle bir şey, özellikle ziraat mühendisleri ve tarım danışmanlarının yaşadığı maddi imkansızlıklar sosyal medyada yayınımız altında en çok yorum yapılan konu. Buradan başlamayabilirsiniz. Genel bir çerçeveyle başlamayı belki zihninizde planladınız ama ben bu konuyu şimdi başlamasanız bile ilerleyen dakikalarda size danışmak isterim. Buyursunlar efendim. Ben öncelikle herkesin merak ettiği konu buysa buradan başlamak isterim tabii ki. Buyurun, Çünkü memnun olurum. Öncelik böylesi bir günde tabii ki meslektaşlarımızın ya da bu mesleğe adım atacakların en merak ettiği yerden gelsin isterim. Sektörde bu yıl 22. 23. yılımı geçireceğim. Genel olarak ülke ekonomisi, diğer meslek dalları, verilen mezun sayısı, iş olanakları düşünüldüğünde ziraat mühendisliği aslında bence gereksiz yere geri plana atılan meslekler arasında. Totalde Gereksiz bakarsanız yere üç tane. geri plana atılan. Evet. Çünkü ziraat mühendisliğini hep şey gösterdiler. Ben bile ilk kazandığımda fakülteyi işsiz kalacağıma dair direkt sıfatı yiyerek başlamıştım birinci sınıfa. İşte ziraat Çok özür diliyorum mühendisliği. Can. Çok özür diliyorum. Size bir ekleme yapabilir miyim? Yanlışım varsa düzeltin. Çünkü ben bir ziraat mühendisi değilim. Sizin dediğiniz, ikincisi işsiz kalma bari ziraat oku. Bir de işin bu o daha tarafı da var. Kötü. Çift yönlü yani. O daha da kötü. Evet. Buyurun efendim. Aslında düşünecek olursanız her meslek dalı için yaşanabilecek iş bulma sıkıntısı ziraat mühendisliği içinde mevcut. Diğer taraftan çok fazla ziraat fakültesinin olması ve her fakülteden farklı dallardan birçok mezunun aynı anda geliyor olması da sektörde belki zaman zaman şişkinliklere sebep oluyor. Ama şunu da söyleyebiliriz ki özel sektörde 20 yılını geçirmiş birisi olarak birçok iş olanağı da mevcut. Şimdi ziraat fakültelerindeki dalların hepsini karşılayacak özel sektör firmaları şu anda hem globalden hem de yerli olarak yapılanmış durumda ülkemizde. Sadece bitki besleme alanından örnek vereceğim. 1025 tane aktif firma faaliyet gösteriyor. Kuşkusuz bunların 3 kişilik, 5 kişilik kadrolarla olanları da var. İşte bizler gibi yüzlerce kişiyle çalışan büyük kadrolarla gidenleri de var. Ama bunun her birisi bir çalışma imkanı ve şartlara baktığınızda sürülen araçlara, bizim gelişim olanaklarımıza, aldığımız bazı yan haklar ya da kendimize sağlanan maaş olanaklarına diğer mesleklerle kıyaslandığında bence umutsuz bakılmayı hak etmiyor o kadar. Çünkü burada umutsuz bakıyorsanız başka bir yerden mezun olsaydınız da aynı şekilde bakıyor olacaktınız muhtemelen diye düşünüyorum. Eğer Çok tarımı çok seviyorsanız. Haklısınız, evet, bu kadar acımasız olmamıza gerek yok diye düşünüyorum kısacası ziraat mühendisliğine. Çünkü değer kaybettiriyoruz kendi mesleğimize. Çok kutsal bir meslek yaptığımızı düşünüyorum. Gıdayla eşleşmesi kafalara çabuk gelmediği için insanlar nasıl bir değer kattığımızı çabuk anlayamıyorlar. Gıda mühendisi dediğinizde ne yediklerini tahminledikleri için daha çok ilgi çekiyorsunuz belki. Ama o yemeğin pişmesi için oluşacak salçasından baharatına, meyvesinden sebzesine, her şeyin içinden geçecek bütün o girdileri üreten tarafta olduğumuz aşikar. Ve tarım, sizin de daha önce değindiğiniz konuşmaları dinliyordum girmeden önce yine. En eski faaliyetlerden bir tanesi. O kadar kıymetli bir alanda vazgeçilmez taraftayız aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir cümleyle anımı paylaşacağım. Tespitinize sonuna kadar katılıyorum. Ziraat mühendisliği mesleğini işsizlikle yan yana getiren tabii ki de şimdi burada hani oturduğumuz yerde konuşuyoruz gibi kimse yorumlamasın. İşsiz olan ziraat mühendislerimiz var. İşte biliyorsunuz tarım danışmanları işte 150 bin liraya bile varmayan bir yıllık bedelle çalışmak zorunda olanlar var.
herkes kendi derdinde haklı olarak ateşte düştüğü yeri yakar. Bunu bir kenara koyuyorum ama ziraat mühendisliği mesleğiyle işsizliği yan yana getirmek aslında ziraat mühendisliği açısından ayıp. Anım da şu, bu konu 15-20 yıl önce de gündemdeydi ve o zaman ki Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ile ben bu konuda bir program yapmıştım. Çok akademik, bilimsel ve sanırım 2-3 yıl süren bir araştırmanın sonucunu yayında bizle paylaşmıştı Canan Hanımcığım ve demişti ki tamam işsizlik var ama diğer meslek gruplarıyla kıyasladığımızda işsiz ziraat mühendisi gibi lanse edilecek kadar da çok değil. Hatta bizden çok daha kötü olan meslek grupları ya tarım dışı meslek grupları da var denmişti. Aynı görüşü bu kadar gelişmeye rağmen sizlerin bir kez daha tekrarlıyor olması gerçekten benim de ziraat mühendisi olmasam da çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, büyüklerim adına hoşuma gitti. Şimdi ben biraz başa da döndüm mesajlarda. Sizin katılacağınızı öğrenen doğrudan sizin de isminizi vererek hani deneyiminiz olduğunu da söylediniz neredeyse hani çeyrek asıra yaklaşan. Şu anda okuyan, ziraat mühendisliği okuyan, kamuda ya da özel sektörde acaba iş bulabilir miyim diyen genç kardeşlerimize mesajınızı alsam ne dersiniz? Bence akıllarında iş bulabilir miyim sorusundan çok nasıl katkı sağlayabilirim sorusunu daha fazla tutsunlar. Ziraat mühendisliği ile ilgili bu yola girdiler ve bu alanda kalmaya gönül verdilerse hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini düşünsünler ve onunla ilgili kendilerini donatmaya başlasınlar. Ben birçok üniversitenin davetiyle ilham olabilmesi ve gençlerin bu alanda neler yaşadığımızı duyması için konuşmalara da katılıyorum. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Tekrar hatırlatalım. Hepimizin olduğu kadar bu mesleğinde iş bulamama şansı var. Ama hepimizin olduğu kadar bir doktor kadar ya da bir doktordan daha fazla, doktoru bilerek örnek veriyorum çünkü hep hayaldir ya oğlum kızım doktor olsun diye. Evet, onun kadar gelir kazanma şansımız da var. Bugün çok güzel pozisyonlarda olan insanlar var. Lütfen yeni mezunlar İşini nasıl iyi yapacağını ve kendini nasıl donatabileceğini düşünsün daha çok. İş bulabilir miyim kısmı sonradan gelecek çünkü. Ve burada sahada özellikle çalışmaya gönüllüyse seyahat edebilmek, esnek çalışma saatlerine uyumlu kalabilmek, sahada olup çiftçiyle temas edebilmeyi seviyor olmak gibi şeylere hazırlıklı olmak gerekiyor. Ben en güzel okulun aslında bir taraftan ya bir çiftlik, ya da bir bayinin yanında olduğunu düşünüyorum. Özellikle bayilerimiz bu anlamda o kadar büyük bir çeşitlilik sunuyorlar ki yeni mezunlara. Hem sektörde bulunan bütün ilaç, tohum, bitki besleme ürünlerini görebilecekleri harika bir ortam. Hem de çok fazla üreticiyle, çiftçiyle bir araya gelebilecekleri çok güzel bir buluşma noktası aslında yeni mezunlar için. Buralardan evet. Başlayarak kendilerini donatmaya başlayabilirler diye düşünüyorum. Canan Hanımcığım şimdi siz hani benim gözümde bir yayıncı olarak aslında tabii bir firmayı bir kurumu temsil ediyorsunuz ama özel sektörü temsil ediyorsunuz o başlıkla ben konuşuyorum. Burada çok değerli dostlarım başka sosyal medya mecralarından da arkadaşlarım bana atıyorlar soruları. Şundan da şikayetçiler yani sahada ziraat mühendisi olmak bir anlamda eğer tarıma girdi sağlayan bir firmada çalışıyorsanız doğrudan sıcak satışla görevlendirilen bir pozisyonda oluyorsunuz. Bu da hani mesleğin evrensel ilkeleriyle çok bağdaşmıyor deniyor. Böyle toparlayabilirim. Umarım anlatabildim derdimi. Evet, kesinlikle. Bir kere özel sektörde ya da bir firmada olduysanız şunu kabul etmeliyiz ki ticaretin ruhu, ticaretin kanı satış ve para. Bir gelirin yaratılmadığı hiçbir aktivite ticaret değil. O yüzden de bulunduğumuz firmaların gelir kazanmasına yardımcı olmak zorundayız. Ama ziraat mühendisi olarak satış kimliğini bile taşıyorsanız, gittiğiniz çiftçiye bir hizmet verdiğinizde satışı yapmanız çok kolaylaşıyor. Çünkü aslında çiftçilerin alabilecekleri sayısız çeşitlilikte ürün var. Ve sizi tercih etmeleri ve sizin satın almalarındaki en büyük faktör aslında sizin donanımınız ve danışmanlığınız oluyor. Bugün birçok sahadaki arkadaşıma sorun, tohum satan bir arkadaşım olsun, gübre satan bir arkadaşım ya da ilaç satan bir meslektaşım olsun, hepsi aynı şeyi doğrulayacaktır. Güven kazanmanız, çiftçiyle temasınız, kendi alanınıza, ürünlerinize hakimiyetiniz, teknik donanımınız yine fark katmaya çalışıyor. Evet, satış para işin içine giriyor. Eğer hiç parayı ellemek istemiyorsanız tabii ki teknik kadrolar da var özel sektörde. Oralara başvurabilirsiniz.
Diğer taraftan işletmeler var, büyük çiftlikler. Oralarda çalışabilirsiniz. Ama en geniş kadronun olduğu yer tabii ki satış alanı. Oraya daha fazla iş başvurusu oluyor ve daha fazla pozisyon açılıyor. Yine de ben satışı çok şey görmüyorum. İşte parayı ellemenin bu işi kirlettiğini düşünmüyorum. Çünkü bir hizmet Tabii ki. var ve bunun karşılığında alınan bir bedel var. Diğer taraftan ziraat mühendisliğinde birçok şey parasız yapılıyor biliyorsunuz. Bilgiyi, danışmanlığı, hizmeti çoğu zaman hepimiz parasız ve gönüllülükle yapıyoruz. Bunun içerisinde sattığımız o girdilerin de bir bedelinin olması o kadar itici gelmemeli diye düşünüyorum. Yani siz ön planda satış tekniklerinizi ve sadece ticari yeteneklerinizi kullanıyorsanız başka bir şey. Ama bunun içerisinde mesleğinizi dahil ettiniz ve danışmanlık da sunmaya başladıysanız harika. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte Sayın Hazal Şahiner'e, Ece Demir'e sağ olsunlar güzel mesajlarla bizleri destekliyorlar. Şimdi efendim son bir konu var, o da şu. Tabii ki bundan belki şimdi hala o hassasiyet ve istek var ama bir ziraat mühendisi ya da bu alana hizmet veren biri okulundan mezun olduğu zaman kafasında ilk olarak yani deyim yerindeyse biraz amiyane bir tabir ama kamuya kapağı atayım düşüncesi oluyor. Eskiden daha fazlaydı. Ben bu sürecin biraz da tersine çevrilmesi için ve son dönemde yaşadığımız o teknolojik gelişmeler özellikle özel sektörün tarım sektörüne her anlamda sadece girdi sağlamak değil üretim anlamında da hakim olması bunun eleştirel kısmını bir kenara bırakıyorum. Şimdi o konu değil derdimiz. Ziraat mühendislerinin ve diğer meslek gruplarının, alt dalların özel sektörde çalışma olanaklarının önümüzdeki dönemde daha çok artacağını, şu anda öğrenci olan arkadaşlarımızın kamudan ziyade özel sektörü düşünecek bir potansiyeli ya da ortamı olacağı konusunda bize neler söylersiniz? Böyle bir ortam var mı efendim? Türkiye çapında konuşuyorum tabii ki. Evet, böyle bir ortam var. Öncelikle şunu net söyleyebilirim. Tüm global firmaların hedefindeki pazarlardan biri Türkiye. Dolayısıyla birçok dünya markasını ülkemizde görebiliyorsunuz. Hangi alandan bakarsanız bakın, tohumdan bakın, ilaçtan bakın, bitki beslemeden bakın. Bütün global firmalar hemen hemen ülkemizde bir şekilde faaliyet gösteriyor. Diğer taraftan değişen tarımla beraber yeni firmalar dahil olmaya başlıyor. Bundan bir 5 yıl önce belki drone teknolojilerinden konuşmuyorduk. Bundan birkaç yıl önce belki sensörlerden, iklim istasyonlarından konuşmuyorduk. Bundan belki birkaç yıl önce biyostimülantlardan bahsetmiyorduk. Ama şu anda bunların hepsi tarıma çoktan girdi ve bu alanlarda çalışacak yeni kişilere tabii ki ihtiyaç var. Tarımın durma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden bence meslekler arasında en şanslısı. İlk biz geldik belki meslek olarak. O yüzden de belki de Evet. son biz gideceğiz insanlar yediği sürece. Ve şartlar bu kadar değişkenlik göstermeye devam ettiği sürece de yeni alanlar açılacak, yeni uzmanlara ihtiyaç duyacak. Bizim kendimizi hazırlamamız gereken şey, bizim derken kendimi de katıyorum bakın 20. yılda öğrenmeye devam etmek zorundayız. O bilgiler sürekli olarak tazeleniyor. Problemler değiştikçe yeni bilgilere ulaşmak zorundayız. Eğer kendinizi bu anlamda tazelerseniz, o alanlarda mutlaka sivrilecek ve yer bulacaksınızdır sektörde. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Sizle başladığımız yayında bir cümle kurmuştum. Yine çok güzel bir yayın partnerliği yaptınız. Çok şey öğrendik, içerik sağladınız. Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkür ederim. Üstelik kabul ediyorum tabii ki de partnerliği seve seve. Sizinle bir program geçirmek benim için de zevkti. Diğer taraftan Webagron ailesine böyle güzel bir programda yer verdiği için ayrıca teşekkür etmek isterim. Tüm ziraat mühendislerimizin Ziraat Mühendisleri Günü kutlu olsun.